Kamu borcunun milli geliri oranı da oldukça düşük seviyede. Geçen yıl bu %30'un altına düştü. Avrupa'da Maastricht kriterleri var biliyorsunuz. Bütçe açığının milli geliri oranı %3'ün altında olacak. İşte borç stoğunun, kamu borç stoğunun milli geliri oranı %60'ın altında olmalı diyorlar. Türkiye'de bu rakam %30'un altında gerçekleşti geçen yıl. %29.5 oldu. Avrupa'da bu oran ne diye baktığınızda AB ülkelerinde 2023 yılında kamu borçlarının milli geliri oranı %82.6 olmuş. Burada da gerçekten Türkiye olumlu ayrışan bir ülke konumunda. Reel tarafta iyiyiz. Onu özetle onu söyleyeyim. Büyümemiz iyi, istihdamımız iyi, bütçe dengelerimiz iyi, ihracatımız, turizmimiz iyi. Sorunumuz ne? Esas sorunumuz. Şu anda odaklandığımız sorun ne? Enflasyon. Vatandaşımızın da bizim de en temel sorunumuz, önceliğimiz artık enflasyon. Orta vadeli programı da yaparken bu sorunu temel sorun olarak tarif ettik ve orta vadeli bir perspektifle, çok yönlü politikalarla, araçlarla, bir yandan para politikasıyla, bir yandan maliye politikasıyla, diğer yandan yapısal reformlarla bu sorunu çözme irademizi ortaya koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesiyle, son derece güçlü iradesiyle orta vadeli programımızı paylaştık. Programı da katılımcı bir şekilde hazırladık. MÜSİAD Başkanımıza teşekkür ediyorum. Az önce hatırlattı. İş dünyasıyla görüştük. Çalışan kesimlerle, sivil toplumla, sendikalarla, akademik dünyayla, bütün kesimlerle istişareler yaptık. Ve katılımcı bir anlayışla planımızı, programımızı hazırladık. Daha sonra da toplumla paylaştık. Böylece siyasi belirsizlikleri ortadan kaldırdığımız gibi, geçen yıl yapılan genel seçimlerle, politika belirsizliklerini de ortadan kaldırmış olduk. Yol haritamızı netleştirmiş olduk. Öngörülebilirlik ekonomi için çok önemli. Belirsizliklerin azalması çok önemli. İnsan psikolojisinde de önemli. Ekonomide de önemli. Belirsizlikleri ne kadar azaltırsanız, öngörülebilirliği ne kadar arttırırsanız, ekonomik performansı da o ölçüde yükseltirsiniz. Dolayısıyla bu programımızla bunu sağlamış olduk. Temel amacımız enflasyonu düşürmek ve kalıcı sosyal refaha sağlamak. Niye bunun altını çiziyorum? Enflasyonu düşürmediğiniz sürece, ücret artışlarında ne yaparsanız yapın, bir süre sonra enflasyon bunu eritiyor. Diğer taraftan enflasyon adaletsiz bir yapı ortaya koyuyor. Daha düşük gelirlileri, dar gelirlileri, daha fazla sabit gelirlileri daha olumsuz etkileyen bir süreç. Dolayısıyla ekonomik öngörülebilirlik bakımından da, sosyal adalet bakımından da enflasyonu düşürmek bizim için çok çok önemli ve buna da odaklanmış durumdayız. Peki niye hemen düşmüyor diye sorabilirsiniz. Yani çok kısa sürede düşürün diyebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, birçok denge içinde bunu yapmak durumundasınız. Dünyada da enflasyonla mücadele belli bir zaman alıyor, belli bir süreç. Hiç büyümeyi düşünmezsiniz. İstihdamı, sosyal dengeleri, çevresel dengeleri, hiçbir şeye bakmazsanız tabii ki çok kısa sürede bir alanda gelişme sağlayabilirsiniz. Ama bu çok büyük maliyetler doğurur. Dolayısıyla biz orta vadeli bir şekilde aşama aşama ama ne yaptığımızı bilerek bu süreci yönetiyoruz. Bu yılın sonunda inşallah, işte bugün Merkez Bankamız açıkladı, %38 artı eksi belli bir aralık içinde bir öngörümüz var. Gelecek yıl %20'nin altı, 2026'da ise tek haneli enflasyon diyoruz. Yeniden tek haneli enflasyona 2026'da dönecek şekilde bir program yapmış durumdayız. Bunun sadece laf olarak söylemiyoruz. Altı dolu bir programla, para politikalarıyla, maliye politikalarıyla ve yapısal reformlarla bunu adım adım gerçekleştiriyoruz. Yıllık etkilerini henüz göremiyoruz bu mücadelenin. Mayıs ayında en üst noktaya ulaşmış olacak yıllık bazda enflasyon. Aylık bazda aslında bir gerileme var.
Geçen yılın aylık ortalaması 4.3 civarındaydı. Son gelen aylık rakam %3.1 küsur bir rakam geldi. Giderek aylık bazda düştüğünü görüyoruz. Ama yıllık etkiyi Mayıs'tan sonra görmeye başlayacağız. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül başta olmak üzere bu dönemde hızlı bir şekilde enflasyonun düştüğünü hep birlikte göreceğiz. Enflasyon oranının düştüğünü hep birlikte göreceğiz. Bu mücadele ondan sonraki dönemde de elbette devam edecek. Bazıları diyorlar ki ya baz etkisi var. Baz etkisi olmasa düşmez. Doğru, baz etkisi var. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Esas olan program etkisi. Programınız yoksa, enflasyonu düşürmezseniz, geçen yıl gibi yine yüksek enflasyonlar çıkarsa ortaya, baz etkisi diye bir şey de kalmaz. Baz etkisini ortaya çıkaran da program etkisidir. Programın aylık bazda enflasyonu düşürücü etkisidir. Program bunu başardığı için geçen yılın bazı yüksek kalır ve bir baz etkisiyle hızlı mesafe alma imkanına kavuşmuş olursunuz. Dolayısıyla mutlaka tabii ki bir baz etkisi var ama esas olan, esas etkiyi yapan programdır. Programımızın da etkisini görüyoruz. Başarılı bir program ve hem siyasi hem sosyal sahiplenmeyle yürüyen bir programımız var. Bunun etkilerini önümüzdeki dönemde daha hızlı bir şekilde göreceğiz. Bunları yaparken finansal istikrarımızı da güçlendiriyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren dediğim gibi bu sonuçları daha iyi göreceğiz. Reel ekonomide olduğu gibi finansal piyasalarda da son derece olumlu sonuçlarını alıyoruz programın. Programımız çalışıyor, sonuç üretiyor. Bakın, kredi risk primimiz CDS ciddi anlamda geriledi. Geçen yılın ortalarında 700 baz puanlar civarında olan CDS, bugün bakmadım ama 300 baz puanın altına inmiş durumda. Yani 400 baz puan civarında bir düşüş var. Bunun anlamı ne değerli arkadaşlar? Yurt dışından finansman temin eden kamu için, özel sektör için artık çok daha elverişli şartlarda finans temin etmenin önü açılmış durumda. Bir taraftan cari açığı düşürerek döviz ihtiyacımızı azaltıyoruz. Diğer taraftan CDS gibi risk primlerini düşürerek dövize erişimi kolaylaştırıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin o döviz sorunundan artık bahsetmiyoruz. Seçimlerden önce bir spekülatif hava oluşturuldu maalesef. Tweetler atanlar oldu döviz alın diye insanlarımıza. O, tabii herkesin yatırım tercihine saygılıyız. Ama bunu sistematik olarak yanlış yönlendirenlere karşı da sesimizi biraz yükseltmemiz lazım. Seçimlerden önce halkı döviz almaya yönlendirdiler. Şimdi bakın ne oldu seçimden sonra? Dövizin geldiği yer ortada. Biz o tarihte de arkadaşlarımız hep birlikte şunu söyledik. Döviz ihtiyacı azalıyor. Dövize erişim kolaylaşıyor. Temellerimiz sağlamlaşıyor. Niçin böyle bir şey olsun? Ama maalesef bir ölçüde başarılı oldu o spekülatif çabalar. Şimdi tam tersine dönmüş vaziyette. Seçim sonrası dönemde Merkez Bankamız hızlı bir şekilde bir rezervlerinde toparlanma sağladı. Rezervlerimiz geçmişe göre çok daha güçlü. Kur oynaklığı azalmış durumda. Uluslararası finans koşullarına erişim iyileşmiş durumda.